Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle cici bir dantel hırka getirdim. Ananas model deniyor buna, yaprak model de deniyor. Çok güzel, hiç modası geçmeyecek bir dantel örneği. Şöyle göstereyim, takma kollu. Bu hırka için yaklaşık 8 tane 50 gramlık dantel ipi kullandım arkadaşlar. Böyle 38-40 beden ölçülerinde. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, kullanacağım iplikler bunlar. DMC Baby Lono 10 50 gramlık yumaklar. Bunun 15'i var, daha incesi. 5 numarası var, daha kalını. Ben 10'u tercih ettim. Şöyle A ipi kalınlığında, dilediğiniz marka A ipini kullanabilirsiniz. 50 numaradan bir tık kalın bir iplik. 50 numara dantel ipliğinden. Evet, böyle bir pudra pembe rengi seçtim. Kullanacağım tığ da şöyle bir dantel tığı arkadaşlar. Bunun numarası yok maalesef, bilemiyorum ama hep kullandığım tığ bu benim. Elinizde böyle deneyerek, deneme yanılmayla elinizin en rahat olduğu tığı seçip yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, modelimizde önler ve arkayı bir arada öreceğiz. Yani yanlar dikişli olmayacak. Gövdeyi bütün halde öreceğiz. O yüzden geniş bir gövde için geniş bir zincir çekmemiz gerekiyor. 520 zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Zincirimiz 520. Elimizi sıkmadan çekiyoruz, etek ucu kasmasın diye. Evet, şöyle bakın, 1 2 3 4 5, bakın elimi sıkmıyorum. Evet, bu şekilde 520 zincirimizi çekelim. Evet, 520 zincirimizi çektik. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum ve baştan 4. zincire üçlü trabzan. Bütün trabzanlarımız üçlü olacak. Sonra şöyle yakınlaştırayım. Evet. Şimdi iki tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincire batıyorum. Ve iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye üçlü trabzan iki tane. Evet. Bütün sıra boyunca bunu yapacağız arkadaşlar. Başlangıç sıramız böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Artık ikinci sıraya dönüyoruz ve bu sırada modelimizi kuracağız. Evet, ben ikinci sırayı ördüm ama siz ikinci sıraya geçmeden hemen önce araya girmek istedim. Bu ilk sırada yaptığımız şu ikili trabzanlardan oluşan direklerin sayısı önemli arkadaşlar. Bunlar 101 tane. 101 tane direk olacak. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığınızda 101'i bulacaksınız. Başlangıçta çektiğimiz zincir fazla gelebilir. Benim yaptığım gibi sökün. Çünkü ilk başta kaç zincir çekileceğini tam olarak hesaplamak biraz zor oluyor. Bir miktar fazla marj bırakarak söylüyorum. Hani zincir sayısını eksik olmasın da fazla olsun diye. O şekilde hani arta kalan zincir sayınız olursa onu kesip sökersiniz. Evet, 101 tane direk yaptıktan sonra şimdi ikinci sıraya başlayalım. Evet, 1 2 3 zincirle dönüyorum. Buraya
2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan. 1. Evet, yan tarafa geçtim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle 2 tane üçlü trabzan, 1, 2, 3 zincir ve aynı yere gene 2 tane üçlü trabzan. Şöyle göstereyim, bakın şöyle yaptık. Evet, bir kez daha yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Yine aynı yere. Bir, iki. Evet. Şimdi 5 zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Pardon, 6 zincir. 6 zincir çekiyorum ve bakın şuradaki boşluğu atlıyorum. Şu boşluğa kıstırıyorum. Şöyle yaptık. Yine 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direkt şuraya hemen yanındaki boşluğa kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Burayı atlıyorum buraya. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere. Evet, bu şekilde yaptık. Evet, yine hiç zincir çekmeden hemen yanındakini aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir aynı yere. 1, 2. Evet, şöyle oldu bakın. Burası başlangıç pat kısmı. Böyle ön patı şurası. Evet. Şurası yaprağın kurulacağı yer arkadaşlar. Şurada bir yaprak ya yani ananas modeli diyeyim ya da yaprak modeli diyeyim. Burada oluşturmuş olduk. Şu onun yuvası olacak burası. Yani şurada bir model, bir yaprak modeli şurada oluşturmuş olduk. Bunlar aralarda gidiyor. Evet, şimdi yine bir yaprak modeline geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Burayı atlıyorum. Diğerine kıstırıyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şuraya batıyorum. Şöyle yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Burayı atlıyoruz. Şuraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Aynı deliğe. 1, 2. Hiç zincir çekmeden yine yan tarafa. 1, 2. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere. 1, 2. Evet.
Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 6 zincir çekip aynı işleme devam edeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yaptığımız işlem bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, ikinci sırayı bitirdim arkadaşlar. Bakın. Aynen başlangıçta yaptığım gibi şöyle bakın. 1 2 3 taneli olarak başlamıştım. Bitirirken de böyle 1 2 3 taneli olarak bitirdim. Aralarda hep 2 tane bu örnekten var. Bütün aralarda. Ve bu arada kaç yaprak dilimi oldu? Onu hemen söyleyeyim. Şunlar bakın. Şu ortadaki boşluk, yani şurası yaprağın yuvasını oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, bu boşluk yaprağın yuvası. Bunlardan 16 tane olacak. Yani bu birinci, şu ikinci, üçüncü şeklinde saydığımızda toplam 16 tane yaprak dilimi olmuş olacak ilk sıramızda. Evet. Şimdi devam edelim. Modeli kurduk artık. Modeli kurduktan sonra bunun örülmesi çok kolay. Modelin kurulması da kolay gerçi, ama modeli kurduktan sonra daha da böyle kolaylaşıyor. Evet, devam edelim. Evet, yine 3 zincir çekerek dönüyorum diğer sıraya, yani 3. sıraya. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Evet, burada aynı işlemi yapıyoruz üçlü grup olarak. Ya yani üçlü grup dediğim şu 1 2 3 grup şeklinde. Evet. 2 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Üçlü trabzan. Aynı yere üçlü trabzan. Hiç zincir çekmeden hemen yana. 1 2 Yine 1 2 3 zincir onun yanına. Evet, bir kez daha yapıyoruz. 1 2 Bu ipin kalınlığı çok güzel arkadaşlar. Tam böyle hani dantel hırkalar, dantel bluzlar örmek için ideal bence. Evet, 1 2 3 örülüş de çok zevkli. Evet. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Doluyorum. Şu yaprağın yuvasına şuraya yani 9 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5. Yine şuraya ikili iki tane üçlü trabzan grubu. Bir, iki, üç zincir.
Evet, şöyle bakın. Yine yan tarafına da bir, iki, bir, iki, üç zincir. Bir, iki. Evet. Yine bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekiyorum. Yine şu yaprağın yuvasına 9 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Bu şekilde bu sıraya devam edelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldik. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Evet, şu başlangıç kısmını yapıp şuraya kadar gelelim. Evet. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve yine burada 9 trabzan yapıyoruz. Ama aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Bütün trabzanların tepelerine batarak aralarda bir zincir. Dokuz tane trabzanı bu şekilde tamamlayalım. Evet. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir doladım. Yine buradaki geçişi yapıyorum. Şurayı yapıyoruz yani şöyle 1 2 3 zincir evet diğerine geçiyorum 1 2 1 2 3 zincir şöyle bakın. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Burada yine 9 tane trabzan. Aralarda bir zincir. Evet, hızlıca şöyle devam edelim. Son ikiye geldim. Evet, yine de bir sayalım ne olur ne olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 dönüyoruz. Evet, şu kısma kadar gelelim. Evet, ilk bölümü tamamladık. Şimdi yine 4 zincir, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa, ilk boşluğa kıstırıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Onun yanındaki boşluğa kıstırıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir yanına 2, 3, 4, 5. Evet, bütün boşluklara böyle bakın kıstırıyorum.
Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi sayalım bakalım kaç tane olmuş. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şöyle 7 tane oldu. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Yine şu orta noktayı yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Diğer tarafa 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Evet, yine 4 zincir, 1, 2, 3, 4 zincir şuraya batıyoruz. Yine 7 tane buraya zincir çekiyoruz. 7 tane şöyle fıstık yapıyoruz. 5 zincirli. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Şu kısma kadar gelelim. Evet. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu boşluklara batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buralar hep 5 zincir olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle boşluklara batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet, tamamına batalım bu şekilde. Evet, sonuncuyu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 7 idi, 6'ya düştü. Böyle. Yine 2, 3, 4 zincir çekerek şuraya geliyoruz. Evet. Bura aynen devam ediyor. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 zincirle dönüyoruz. Şuraya kadar gelelim. Evet, yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuraya kıstırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 zincirle 3, 4, 5 devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekerek şu orta kısma geliyorum. Evet. Şimdi bu sırada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5'e düştü bu minik boşluklar. Yani 7 ile başlamıştık. 7, 6, 5 diye devam ediyor. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, yine sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincirle dönüyorum ve şuraya kadar geliyorum. Evet, bu sırada da yine aynı şekilde 1 2 3
4 zincir çekiyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yuvalar yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sonuncusuna battım. Evet. Burada da 1, 2, 3, 4'e düşmüş oluyor. Bakın şöyle yaprağımız oluştu. Yine 1, 2, 3, 4 zincirle şuraya geçiyoruz. Evet, bu sırada bu şekilde şöyle göstereyim. Evet, devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 3 zincirle dönüyorum. Evet, ilk başlangıç kısmı yapıyorum. 3 zincir. Evet, bu sırada yaprağımız biraz kapanmaya başlayacak. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi şu başlangıç sırasında şu iki taneyi yaptıktan sonra bakın arada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve şuraya aynı işlemi yapıyorum. Bir trabzan yanına bir trabzan, 1, 2, 3 zincir, bir trabzan ve bir trabzan. Evet. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu noktaya. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet. 1, 2, 3 taneye düştü burada. Bakın. Bu şekle geldi. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şurada şöyle bakın ayrım yapmıştık. Araya 3 zincir koyarak. Burada da aynı işlemi yapacağız artık. Şimdi bir trabzan, iki trabzan, bir, iki, üç zincir, bir ve iki. Evet, burada da yine araya bir, iki, üç zincir koyuyoruz artık. Bir, iki, bir, iki, üç zincir, bir, iki, bir, iki, üç, dört zincir, buraya batıyoruz. Evet, yaprağımız kapanmaya başlıyor. Şöyle bakın. Evet, bu sıraya da bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sıranın sonuna gelirken yine başlarken yaptığımız gibi burada ayrım yapıyoruz. Şurada 1, 2, 3 zincir çekiyorum arada. Şöyle bakın. Ve boşluğa batıyorum. Aynen başlarken yaptığımız gibi 1, 2, 3 zincir. Diğerine geçtim. 1, 2, 1, 2,
3 zincir. 1 2 Evet, doluyoruz. Oraya batıyoruz. 1 2 3 zincirle yukarı çıktık. Şimdi 1 2 3 zincirle dönüyorum. İlk grubu yapıyoruz. 1 2 1 2 3 zincir. Şöyle 1 2 Evet, hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 1 2 3 zincir. 1 2 Evet. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şu ayrım noktasında bakın. Şuraya batıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şuraya batıyorum. Şöyle yaptık bakın. 1 2 1 2 3 zincir. 1 2 Evet. Bu şekilde yaptık burayı. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buraya. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Evet. Evet, şimdi dört zincirle, bir, iki, üç, dört zincirle şu kısma geldik. Burayı dolduruyorum normal şekilde. Şöyle yaptım. 1 2 3 zincir. 4. Şimdi yine şurada yaptığımız şu işlemi uygulayacağız. 1 2 3 4 zincir. Şuraya dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir. Şimdi burayı dolduruyoruz. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Şuraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet. Burada 5 zincirle çektiğimiz yuvarlaklar 2'ye düştü. Bakın. 1 2 oldu. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi diğer sıraya dönüyorum. 1 2 3 zincir. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 3 Evet, hemen yanındakine. Evet. 1, 2, 3 zincir. Evet.
şekilde yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuraya bakın. Kıstırdım. Şöyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yaprak yuvalarını yaparken ilk başta bu şekilde yapmıştık. Şuraya batıyorum. Bakın şöyle oldu. Şu kısım, şurası diğer sıradaki yaprağın yuvası olacak şurası. Yine 1, 2, 3 zincirli buraya geçiyoruz. Bir, iki, bir, iki, üç zincir. Bir, iki. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet, burada gördüğünüz gibi yaprağı tamamladık artık. Şu son parçaya düştü. Şurada 7 tane dilim vardı. Şöyle. Azala azala bir parçaya düştü ve yaprak tamamlandı. Bakın. Şimdi 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buraya geçtim. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Bir, iki, üç zincir. Bu arada da aynı işlemi yapıyoruz. Buraya da ikinci sırada bir yaprak oluşacak. Şuraya battım. Bakın şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Yaprak yuvaları altı zincirli oluyor. Şuraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir, iki, üç zincir. Şuralara yeni yapraklar yapılacak. Şu kısım ve şu kısma. Evet. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 zincirli şuraya geçiyorum. Yaprağın son 1, 2, 3, 4, 5 zincirli son kısmını oluşturuyoruz. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz bu sırayı. Şöyle bakın. Evet, sıra sonuna gelelim. Evet. Şimdi sıra başına dönüyoruz. 1, 2, 3 zincirli. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. 1, 2, şöyle bakın.
1, 2, 3. Evet. Bu şekilde. Evet, şimdi şuradaki yuvaya yaprak yapacağız. Fakat bu şu arada olduğu için yarım bir yaprak olacak arkadaşlar. Şu ilk yaprak. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yapıyorum. Normalde ilk başlarken hatırlarsanız yaprak yuvalarına 9 trabzan yapıyorduk. Bu yarım olduğu için 6. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şuraya 1, 2, pardon, 2 tane yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3 zincir. 1, 2. Şimdi bu yaprak tamamlanmıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Şu tepe noktasına kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yanındakine geçiyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi ilk başlarken yaptığım gibi şimdi şuraya bir yaprak oluşturacağız. Şu ilk sırada yaptığımız gibi şurada 5 zincir çekerek buraya geçmiştik hatırlarsanız. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek şu yuvaya 9 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yaprağın tabanını oluşturuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın böyle oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buraya 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle şu yaprağın tepesine kıstırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle. Buraya geldim. 1, 2, 1, 2, 3. Evet. Şimdi buradan şöyle göstereyim. Yine 5 zincirle 1, 2, 3, 4, 5. Şu yaprağın dibini oluşturuyoruz. 9 tane trabzanla. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet. Bitirirken de aynı şekilde burada 2, 4, 6 taneli yarım yaprağımızı başladık. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. 1, 2,
2, 3. Bir, iki, bir, iki, üç, evet, şimdi 4 zincir çekiyoruz, 1, 2, 3, 4, aynen şu yaprağı yaparken uyguladığımız sayılar. 4 zincir çekerek buraya gelmiştik hatırlarsanız. Her trabzan arasında birer zincir çekip yani aynı buradaki işlemi uyguluyoruz şu anda. 4 zincir çektim ve buraya geldim. Bir zincir çekiyorum arada. Bu başlangıçtaki yarım yaprağı yapıyoruz şu anda. Bakın böyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuraya geldim. Bir, iki, bir, iki, üç zincir. Evet. Şimdi burada direkt şurayla birleştiriyoruz ve yaprak tamamen kapanmış oluyor arkadaşlar. Bakın buradan direkt şuraya geçiyorum. Bir, iki, 1, 2, 3, 1, 2, evet bakın şöyle oldu. Evet. Bu yaprak tamamen kapandı. Şöyle göstereyim. Evet, şurayı yaptık en son. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz bu sıraya da. Evet, bakın buradaki yaprak bu şekilde kapanmış oldu. Şimdi devam edelim. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şu ikinci sıradaki yaprağın dibine batıyorum. Bir zincir trabzanlar arasında. İlk sıradaki yaprakları yaparken uyguladığımız sayıların aynısını uyguluyoruz. Evet, bakın. Şöyle yaptık. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuraya geldim. 1, 2 yaptım. 1, 2, 3. 1, 2. Buradan bakın hemen şuraya geçiyorum ve yaprak kapanmış oluyor. Şuraya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde kurduk. Bakın. Şöyle. Şimdi şurada bu yaprak modeli böyle uzamaya devam edecek. Aynen buradaki işlemi burada uygulayacağız. Daha sonra tekrar boşluklara diğer sırayı geçireceğiz. Evet,
Bu şekilde kol altına kadar istediğimiz boy uzunluğuna gelene kadar örmeye devam edelim. Şu şekilde yakın çekim göstereyim. Atlanılan bir yer olmasın. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, hırkanın gövde bölümünü bitirdim ben. Bu şekilde tek parça halinde örüyoruz. Bu kol kesim ve yaka kesim bölümlerini böyle her sırada gösterme imkanım olmadı örerken. Çünkü deneme yanılma, böyle öre söke ancak bu şekilde yapabildim. Bu yüzden ördüğüm model üzerinde şema olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bedeni başladık, bakın böyle 16 dilim olarak. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dilim. Ben kol ayrımına kadar şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 dilim ördüm. Santim olarak da şöyle ölçüsünü vereyim. Kaç santim örmüşüm? 36 santim, 35-36 santim örmüşüm. Siz tabi istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi örneği de yakından göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle. Şimdi burada bu örneğin püf noktası şu. Şurada 6 tane den sonra ayrım yapıyoruz. Şöyle bakın, şurada birleşiyor bu model. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bunlar birleşik örüldükten sonra 6. da araya 3 zincir konarak ayrılıyor. Onu kaçırmayın sakın. Bu şekilde. Yani örneğin püf noktası o. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birleşik örüyoruz. Sonra açıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi bu kol ayrımını göstereyim nasıl yaptığımı. Toplam 16 dilim var demiştik. Bakın 1, 2, 3, 4 dilim sonrasında şuraya işaret koyuyoruz. Sonra arka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim sonrası için buraya işaret koyuyoruz. Sonra diğer önde aynı şekilde 1, 2, 3, 4 dilim olarak ayırıyoruz. Örerken de bakın şuradan başlıyoruz. Şu ortadaki ayrımı tamamen kol altına gelmek üzere bırakıyoruz. Buradan başlayarak şöyle yakından göstereyim. Önce ön parçadan. Zaten ön parça ve arka parça kol ayrımları tamamen aynı. Bakın şöyle buradan gelen modeli böyle öre öre normal örgümüze devam ediyoruz. Bu bir eksiltme değil aslında. Modelin gördüğünüz gibi kendi gidişi böyle zaten. Bu şekilde normalde düz örecek olsaydık şurada artırım yapıyor olurduk. Onu yapmıyoruz sadece. Bu şekilde gidiyor. Sonra burayla birleşiyor. İlk başta bu şekilde 1, 2, 3, 4 dilim olarak örüyoruz. Yalnız burada bir şey var. Püf noktası. Kolda da aynı şeyi göstereceğim. Şuradaki artırım hani çok bu tarafa gitmesin diye bakın yarım artırım yapıyorum. 6 tane trabzandan olacak şekilde. Normalde 9 trabzanla yapıyorduk. Burada 6 trabzan. Ona dikkat edelim. Evet. Bu şekilde şöyle göstereyim. Evet, yaka açılması da böyle arkadaşlar. Bu modeli öğren zaten bu gösterdiğim şekilde bu ekran görüntüsünden modeli çıkartabilir. Bu yaka kesimini
vesaire çıkartabilir diye düşünüyorum. Bakın şuradan atladım. Şuradan gene normal örmeye devam ederek şurada şöyle bir yaka düşüklüğü, omuz düşüklüğü yaptım. Bakın şöyle. Evet, umarım faydalı olur bu şekilde göstermek. Çünkü öbür türlü her sırada göstermem mümkün olmadı açıkçası. Kolay bir şey değil bunu öyle videoya çekmek. Ancak bu şekilde çekebiliyorum. Elimden geldiğince umarım faydalı olur arkadaşlar. Evet, şu şekilde göstereyim. Arka yakanın da detayını şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Gövdemiz bu şekilde. Şimdi kolların kurulumunu göstereceğim. Kaç sayıyla nasıl kuruyoruz modeli kuruluşunu göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi kola başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için şöyle gördüğünüz gibi ilk önce normal bedene başlarken yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şu üçlü trabzan direklerini şöyle. Bunun için 125 zincir çekeceğim. Evet, şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. Yine elimizi sıkmadan. 1, 2, 3. Evet, 125 zincir çekelim. Evet, 125 zincir çektik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve baştan 4. zincire üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye üçlü trabzan. Onun yanına batıyorum. Yine üçlü trabzan. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Üçlü trabzan. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Toplam 25 tane direk olacak. Yani şu şekilde 1, 2, 3 diye saydığımız direkler 25 tane olacak şu başlangıç sırasında. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 25 tane direk yaptık. Şöyle 25. Yani şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayarak 25 direğe ulaşıyoruz. Evet. Şimdi normal örgümüze devam edelim. Örneğimize. Nasıl yapıyorduk? Bakın aynen gövdeyi yaptığımız gibi. Şimdi şu kısımdan başlayacağım. Şöyle ilk sırayı yapacağım. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Şu boşluğa üçlü trabzan, yanına üçlü trabzan. 1, 2 zincir aynı yere. 1, 2 trabzan. 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şu boşluğu atlıyoruz. Şuraya kıstırıyoruz. Şöyle yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şunu atlıyorum. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şu boşluğu atlıyorum. Şuraya. Evet. Bu şekilde devam edelim. Aynen gövdeyi yaptığımız gibi. Evet. Şöyle göstereyim. Daha belki net görünecek. Şu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim.
Evet. Şimdi 3 zincirle döndük. 1 2 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir aynı yere. 1 2. Evet. Şurayı yaptık. Bakın şu kısmı. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şu boşluğu atlıyoruz. Şuraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Doluyoruz. Pardon, dolamıyoruz. Şurayı atlıyoruz. Şuraya batıyoruz. Aynen örneğimize başlarken yaptığımız gibi gövdede. Bakın şöyle. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Şurayı atlıyoruz ve şuraya üçlü trabzan. 1 2 1 2 zincir. 1 2 Evet. Sonra yanındakine hemen üçlü trabzan. 1 2 1 2 zincir. Yanındakine 1 2 Evet. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şöyle göstereyim. Şimdi yine 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şu boşluğu atlayacağız. Buraya kıstıracağız. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şurayı atlayıp şuraya batacağız. Evet. Bunlar yaprakların yuvaları. Şunlar yaprakların yuvaları. Bu ve bu. Evet, o şekilde bakın. 1 2 3 4 yaprakla başlamış oluyoruz. Evet. Böyle devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincirle şu son boşluğa dolduruyoruz. 1 2 1 2 1 2 Evet. Şuraya alıyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 zincirle dönüyorum. Yine buraya dolduruyoruz. 1 2 1 2 Evet. Şimdi kolun başlangıç modelini kurmuş olduk arkadaşlar. Detaylarını gösterdiğim ördüğüm parçadan adım adım takip ederek kolayca örebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Çünkü tamamını böyle baştan sona hepsi bütün sıraları göstermek çok mümkün değil. Evet. Şimdi şunlar yapraklar. 1, 2, 3 ve 4 tane yaprağın yuvasını oluşturmuş olduk burada. Evet. Şemaya göre yani ördüğü modele göre örmeye devam edelim. Evet, kolda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Evet. Burada bakın 1 2 3 4 dilim olarak başladık. Sonra artırım yapıyoruz. Modelin kendinden artıyor zaten bu. Yalnız gövdede de gösterdiğim gibi şu her iki taraftaki artmaları bakın yarım yapıyoruz. Yani burada 9 trabzan olurken burada 6 trabzanla yaptık. Bu şekilde bakın. Şöyle sonrasında şöyle devam ediyor. Zincirler bu şekilde.
Evet. İkinci sırada böyle artırım yaptık. 4 dilimden 1, 2, 3, 4, 5 dilime çıktı. Her iki kenardakiler yarım. Sonra üçüncü sırada gene yarım. Her iki kenardaki artışlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya çıktı. Bakın böyle. Sonra dördüncü sırada şurada birleştiği noktada böyle devam ediyor. Bakın dümdüz artık sayı artırımı yapmadık. Şöyle göstereyim. Evet. Sonrasında şu şekilde kaç dilim? 1, 2, 3, 4, 5 dilimle bitirmiş oluyoruz. Evet. Şöyle genel görüntüsünü göstereyim. Bu şekilde. Evet. Kolumuz da bu şekilde. En son kısmı bu sırada bitiriyoruz. Şu 9 trabzan yapma sırasında dümdüz olarak, yani şu yaprak şeyleri modeli birleşiyor son sırada. Ondan sonra tamamlamış oluyoruz. Evet. Şimdi kolları da dikelim. Parçaları birbirine dikelim. Bordürlere geçeceğiz. Birleştirmeye geçmeden kolun da ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Şöyle bakın, normal uzunlukta, yani şöyle bileğe gelecek şekilde yaptım. 44 santim uzunluğu. Şu başlangıç kısmı 27 santim. Şu kısımda 35 santim olacak şekilde kolumuzu tamamlamış olduk. Şimdi parçaları birleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi dikişlerine devam ediyorum ben. Kol dikişinde şöyle bir detay var, onu göstermek istedim. Bakın şurada şöyle şu kısım buraya geliyor şöyle. Şu şekilde diğer kolda göstereyim. Şimdi kol altımızda şöyle bir dilim noksanlık bırakmıştık hatırlarsanız. Şöyle. Evet. Omuzlar dikildiğinde, yanda katlandığında kol bu şekilde oluyor gövdenin. Kolu buraya dikerken bakın şu açıklık kadar, şu mesafe kadar, şu kol dikişinde şu kadar açıklık bırakıyoruz. Şöyle şura dikiş kısmı, dikiş kısmını kol altına getiriyoruz. Evet. Şimdi burayı böyle dikerken şu üst parçayı şuraya dikiyoruz. Şöyle bakın şöyle. Alt parçayı da şu kısma dikiyoruz. Şuraya dikiyoruz. Şöyle. Yani kol dikişi bu şekilde. Sonra şuradan itibaren şu parçayı şöyle omuza kadar şu şekilde dikiyoruz. Evet. Kol dikişinin de detayı böyle. Arkadaşlar dikiş işlemini tamamladım ben. Şimdi bordürlere başlıyoruz. Önce ön bordürden başlayacağız. Şöyle şu köşeden başlıyorum. Evet. Evet. Şöyle başlayalım. Burası ön bordür, şurası etek ucu. Şu köşeden başlıyorum. Şöyle. Buraya basit bir şey yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Evet. Sonra hemen şu yanındaki sık iğneye
kıstırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şu boşluğa batıyorum. Sonra hiç zincir çekmiyorum aralarda. Direkt hemen bir sonrakini şuraya bakın. Kıstırdım. 1, 2, 3 zincir. Şuraya. Yine zincir çekmeden bakın bir sonrakine. Şöyle yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şu boşluğa. Şöyle. Yine zincir çekmeden sırayla şuraya. Evet. Her bir sık iğneye şuraya, şuraya, şuraya sırayla birer tane bu şekilde fıstık çalışması yapıyoruz. Şöyle. Evet, ön pat bu şekilde olacak. Yakaya kadar bu şekilde devam edelim. Evet, ön patı tamamladık. Şimdi şöyle yakaya doğru dönüyorum. Evet, normal 3 zincir çektim şu şekilde. Şimdi yakada daha farklı bir işlem yapacağız. İkili trabzanlar üzerine farklı bir su taşı modeli uygulayacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sıra ikili trabzan yapacağım. Onun üzerine işlem yapacağım tekrar. Şöyle bakın. Göz kararı batıyorum bu trabzanları. Yani volanlı olmayacak ve de kasmayacak şekilde. Şöyle. Şöyle bakın. Şu aralara birer tane battım. Trabzanlara birer tane batıyorum. Böyle göz kararı ayarlıyorum. Şu aralara iki tane. Evet, şöyle buraya geçelim. Yine şu aralara iki tane yapıyorum. Şu trabzanlara birer tane. Şöyle yaptım. Şuraya batıyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın. Göz kararı yapıyorum. Yakayı tamamlayalım. Evet. Şimdi etek ucuna geldik arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Yine burada da yakada olduğu gibi iki sıra bir sıra ikili trabzan yapacağım. 1, 2 zincirle başlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu boşluklara 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Şu trabzanlara birer tane. 1, 2. Yine şu boşluğa 3 tane. Bu şekilde etek ucunu devam edelim. Evet, trabzanlara birer tane. Evet. Etek ucunu da böyle yapıyoruz. Etek ucunun birinci sırasını.
Evet arkadaşlar, şöyle yakayı bu şekilde yaptım. Etek ucuna da aynı şekilde ikili trabzanlar yaptıktan sonra ikinci sıra olarak şu çalışmayı yaptım. Aynı şekilde kol uçlarına da aynı işlemi yaptım. Evet, şimdi yakada nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, başlayalım. Evet. Şuradan alıyoruz, köşeden kıstırıyorum, doluyorum. 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye batıyorum. 1, 2, üçlü trabzan yaptım. Yine doluyorum. Aynı yere 1, 2, üçlü trabzan. Bu şekilde 9 tane üçlü trabzan yapacağız aynı deliğe. Evet, 9 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdi şöyle 1, 2, 3 atlayıp dördüncüye batıyorum yine. Doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye dolamadan, pardon, dolayarak. Evet, doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Üçlü trabzan. Aynı yere yine 9 kere üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle devam edelim. 1, 2, 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Evet. Yakayı da aynen etek ucu ve kol ucunda olduğu gibi bu şekilde yapıyorum. Evet, hırkamız tamamlandı arkadaşlar. Yakayı da yaptım şöyle. Çok güzel bir şekilde ütüledim. Bu dantel örgü ütüye çok güzel geliyor. Böyle buharlı ütüyle. Kol uçları da aynı şekilde oldu bakın. Şöyle etek ucu da aynı model. Şöyle göstereyim. Ön patında da basit bir minik desen var. Buna düğme yapmadım arkadaşlar. Şimdilik böyle yaka iğneleriyle kullanacağım, broşlarla. Belki ileride düğme yaparım. Çeşitli düğme yapım tekniklerinin yer aldığı bir video var kanalımda. Oradan bakarak siz de dilerseniz düğme yapabilirsiniz. O videonun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Evet, bu 38-40 beden oldu arkadaşlar. Yaklaşık böyle 8 yumak kullandım. 50 gramlık dantel ipliklerinden 8 yumak. Evet, bu şekilde bir tatlı bir hırka oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.